sabredin. Sabreden. Abi 7 yıldır atama bekliyorum. Neyin sabretmesi ya? Ne alaka? Benim okuduğum üniversiteyi sen karışamazsın, bu bir. İkincisi ben 92 puanla atama bekliyorum. 98 puanla arkadaşım bekliyor. Neyin kafası bu ya? Neyin? Ya ben adamı duyuyorum. 2 tane çocuğum var. Bir ekmek alamadım diyor ya. Makarnayı ıslatmış soğuk suyla onu yemiş. Neye kafasını yaşıyorsun? Böyle eskiden marketlere elinde çantayla giriyordular, ceza kesiyordular. Bir tane markete gireceği adam var mı delikanlı? Yok. Bunu kime verirsin abi? Tayyip Erdoğan'a. Neden acaba Tayyip Erdoğan dedik abi? Çünkü Türkiye'nin kurtarıcısı o. Bir tek o kurtarır diyor. Kılıçdaroğlu beyaza beyaz demiyor. Beyaz siyah, siyah beyaz diyor. Akşam ne konuştun sabahta belli olmuyor. Bunların doğruluğunu biz Cumhurbaşkanlığında gördük. Peki ekonomi nasıl abi? Bazı vatandaş ekonomiden şikayetçi. Biz zaten ekonomide burada biraz ilerledik. İstanbul'da ben servisçiyim. İstanbul'da eskiden servis yeri şey bulurduk. Şimdi servis yeri, araba servis yeri bulamıyoruz. Bunları göz önüne almak lazım bu vatandaşlar. Benim şu anda hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hepsini böyle geldim. Çoğu da bu Tayyip Bey'in zamanında bu parayı kazandım. Gençler niye değil abi o zaman? Gençler de ben üniversite mezunuyum. 92 puan aldım KPSS'den ve şu an farklı bir yerde çalışıyorum. Arkadaşım A101'de çalışıyor, BİM'de çalışıyor. 98 puan almış, atanamıyor. Bu neyin nesidir atanır, abi? Sabredin. Sabredin. Abi 7 yıldır atama bekliyorum. Neyin sabretmesi ya? 30 yaşına gelmişim, daha ne olacak? Sabredin. Bunlar da olur. Bak bugün evlenmişim, çocuğum var. Hala atanma bekliyorum ben. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa. Bunlar dahil şu anda ekonomi durumunda Türkiye'den daha beterler. Aynen. Benim yurt dışında bir sürü akrabalarım var. Çocuk parası alıyor. Kadın çalışmadığı için. Kendi doğurduğu çocuğuna bakım parası veriyorlar ya. Kendi doğurduğu çocuğuna ya. Gençler battı. Adam sigaranın fiyatını çoğaltmakla konuşuyor. Çoğaltmakla. Türkiye'nin sorunu bu sigara mı ya? Sigaraya %125 zam getireceğim diyor. Neyi kafası abi? İçerim sana ne? Seni ilgilendiriyor mu? Neyi beni? Ben onu demiyorum. İç ya da içme. Bak burada bir sürü sorun varken, insanların durumu kötüyken sen sigarayı konuşamazsın. Ekonomiye en azından balgın olur. Sen ya üniversiteyi... Allah aşkına ya. Maşallah üniversiteyi bitirmesin. Bunları bile kevşedemiyorsan o zaman sen üniversiteyi boşuna bitirmişsin. Abi Allah aşkına ne alaka? Benim okuduğum üniversiteyi sen karışamazsın, bu bir. İkincisi ben 92 puanla atama bekliyorum. 98 puanla arkadaşım bekliyor. Neyin kafası bu ya? Neyin kafası bu? Z kuşağı, gençler bir şey görmedi. Gençlerin her şeyi var. Ya gittin bir Allah aşkına ya. Bir Allah aşkına gidin ya. Bence kafayı değiştirin abi. Siz kafayı değiştirin. Artık gençlere bırakın. Teknoloji değişti. Için 21 yaş. Teknoloji değişti. Hayır, nerede ona başladı? Evet. Boşuna olmuş. Sen de boş konuşuyorsun. %80'den sorun bana. Hepsi benim aklımda. Herkesin sorunu ekonomik, anladın mı? Ekonomik. Evet. Ya ben adamı duyuyorum. 2 tane çocuğum var. Bir ekmek alamadım diyor ya. Makarnayı ıslatmış soğuk suyla onu yemiş. Neye kafasını yaşıyorsun? Böyle insanlar varken sen Tayyip diyorsun. Çok ararsın. Bu kafayla gidersen daha çok ararsın anam. Allah teşekkür ederim. Durumu. Hangi Dürzü diyor ki ben geçiniyorum? Yalanla söylemesin. Ben 1 milyar 200 lira para, sigorta parası öderdim. Şu anda 1 milyar 350 lira olmuş. Aldığım maaş 1450 lira. Getiren faturasında o diyenin şeyine sokayım. Neredeymiş o? Ben ödedim. 1 milyar 200 lira sigorta, şu anda 1457 lira maaş alıyorum. Olacak şey mi bu? Delikanlılık mı? Öyle yalandan yere savurmanlar olmaz. Adam gibi gel konuş, de ki arkadaş ben geçinemiyorum. Niye yalan söylüyorsun? Yok ben halimden memnunum. Nasıl memnunsun sen? Al. Git bak tişört 30 liraya inmiş. Adam yazmış 79 lira. 79'dan inmiş 69'a. 69'dan 49, şimdi 30 lira. Esvaki. Madem o kadar indiriyorsun kavat, niye zamanında koymuyorsun 79 yazıyorsun? Demek ki 3 katını koyuyorsun. Denetleyen var mı? Yok. Başında adam var mı? Yok.
Eskiden marketlere elinde çantayla giriyordular, ceza kesiyordular. Bir tane markete gireceği adam var mı delikanlı? Yok. Niye? Çünkü baştan emir var. Hiç kimse bana yalanla gelip bir şey anlatmasın kardeşim. Bir tane delikanlı desin ki ben doğru. Gel, bin tane genç var. Gez bakayım hangisinin cebinde 100 lira para var. Var mı? Var mı yanım cebinde paran? Hayır, ben vallahi sanayide bir ay çalışarak şey yaptım. Şimdi buraya gelmiş Pendik'te geziyor. Ne yiyecek bu çocuk? Ver o zaman iş çalışsın. Yok. O da yok. Nereye gitsin bu adam? O zaman yarın gelecek senin dükkanını parçalayacak. Vay benim dükkanımı yıktı. Yıkacak tabii. Ver o zaman gence bir iş çalışsın. Niye çalışmasın bu adam? Sen bir tişörtü 79 liraya satıyorsun. Niye satıyorsun? Ver 25 liraya 30 liraya bir çocuk giysin. Götü boktan aşortmanlar 70-80 lira. Neyi var bunun? Kaç para? Nedir? Şu aşortman kaç liradır? Nedir? Neyi var? 80 lira 79 lira. Hangi ülkede yaşıyoruz biz ya? Git çimenlerin üstüne 500 tane Suriyeli yatıyor. Niye yatmasın? Adam 1700-1800 lira maaş alıyor. Ben 1 milyar 200 lira sigorta ödüyorum. 1450 lira maaş alıyorum. Başında insan yok. Ondan sonra çıkıyor sallıyor. Ben geçiniyorum. Aha geçiniyorsun. Neyi geçiniyorsun? Bir kilo et 79-80 lira. Neyle geçiniyorsun? Bir kilo meyve. Ben pazarcı adamım. Allah'a şükür. Durumum da iyi. Sıkıntım da yok. Ama bu adam bir kilo 50 lirayla pazara girdiği zaman 5 kilo meyve alacak. Başka ne alabilecek? Eve ne götürecek? Adam kirası 1500 lira. Ben çocuğuma 1500 liraya zorla kira bulmuşum. Bir ay gezdik ev bulamadık. 1800 lira, 1700 lira, 1500 liraya zorla 2 artı bir ev bulduk. Elden koymuşlar, isteyen isteyene gidiyor. Ben 11 yılda oturuyorum. 800 lira kira veriyordum. Şu anda 900 yaptım. Adam diyor ki böyle olmaz diyor. Ne olacak? Her yerde kelsen dönüşüm varmış da yok. Kiralar 1500-1800 olmuş. 100 lira artıramayacaksın. Dedim git o zaman savcılığa şikayet et. 100 lira verdim adam 100 lira zamı beğenmiyor. Allah yayınlasın ister yayınlanmasın. Ben açık ve net söylüyorum. İster yayınlasın ister yayınlanmasın. Kimseden de korkum yok kardeşim. Ben vallahi şükür ben kimseye muhtaç da değilim. Hırsızlık da yapmıyorum. Ama yazık günah bak burada kaç tane genç var. Buraya bak. Adam sana kendini düşünmemek lazım. Ben kendimi düşünmüyorum kardeşim. Ben sana ne diyorum? Ben diyorum ki bak 1 milyar 200 lira ben sigorta ödedim. Şu anda 1457 lira maaş alıyorum. Sigorta ödemişim, sigorta. Yani benim insanım aç olduğu zaman ben yatamam yani. Ben 125 lira sadece elektrik parası ödemişim. 125 lira bak. Sabah çıkıyorum, akşam gidiyorum eve. Sabah çıkıyorum, akşam gidiyorum. Bir tane televizyon çalışıyor. Haftada bir makine açıyorum. 125 lira elektrik parası ödedim. Neye ödüyoruz biz? Niye ödüyoruz? Ama şimdi sorsan diyecek ki Gülü Gülistan'dır. Ya kim diyor ya? Bırakın bu işleri ya. Yalakalık yapmasın kardeşim hiç kimse. Hakkını söyle. Ben ya ne CHP'li ne AK Parti ne bilmem ne parti. Herkes kendi canını kurtarmaya uğraşıyor kardeşim. Parti martıyı boş ver. Memleket gitmiş baştan. Ben ya pazarcıyım 35... adam gelip 1 kilo 5 kilo meyve alamıyor abi. Ne sırası? Kanun yok, nizam yok. Yok kardeşim denetleme yok. 30, yok. 40 sene çalışmışım 2000 lira emekli maaşı alıyorum. Var mı böyle adalet ya? 40 sene çalışmışsın. Bir ev kirası 2000 lira. Ya ben diyorum 1700-1800 lira. Nasıl geçinecek? 2 artı 1 1500 liraya bulmuşum kardeşim. Bu insanlar yani, ne yiyecek? Ne yesin ya? Yani bu millet uyanması lazım artık. Ya millet uyanmış da işte yalakalık yapıyor. Yalakalık yapmayacaksın kardeşim. Yok, parti önemli değil. Kime oy verirsen ver. Hiç önemli değil. Bir gün gelecek sandığa gideceksin, atacaksın zarfını, çıkacaksın. Bitti. Onun tartışmasını yap da birbirinize girmenin, kavganın bir anlamı yok. Kavgaya gerek yok. Kendinizi şöyle bir alın gözünüzün önüne. Ya ben AK Parti'yim, hiç CHP'miş. Bana ne kardeşim? Benim cebimde param oldu mu? Ben en kral adam. Olmadı mı ne yiyeceksin? Valla hemşerim Türk milleti akıllıdır. Yani birbirine kopmaz. Alevisiymiş, Sünnisiymiş, Kürdüymüş, Lazimmiş. Alevisiymiş, benim anladın 40 mi? Tane Alev arkadaşım yani, var, 40 şimdi, tane Kürt arkadaşım var. Ben de Kürdüm. Şimdi, ne olmuş yani? Ama önemli olan o değil kardeşim. Senin yani, cebine bir şey giriyor demek mu? Demek istedim şudur yani. Artık millet uyandı. Şuraya arkadaş. Git yarım ekmeğe arası. Millet uyandı yani. Yarım ekmeğe arası şuraya bak. Tombik yazmış 20 lira. Ya o nedir bu arkadaş? Nedir? İçinde 100 gram 50 gram et var ya 20 lira. Parası yemiyor, parası yok. 20 lira ya 20 lira. Bir pilav üstü insanın canı çekiyor. Döner yiyeyim diyorsun 30 lira 37 lira. Ya bu nedir kardeşim? Günah değil mi ya? Bir kilo et 80 lira 70 lira ya. Yazık günah yani bak. Bu genç neyle yesin 30 bin lira? 20 lira nereden versin? Şu kadar sandalye içine et yesin. Nasıl yesin ya?
Bu çocuk ne yesin? 20 liraya sandviç nasıl yesin? Ver. Kaç gram et var onun içinde ya? Şu kadar et koyuyorsun, yeşillik dolduruyorsun, patates dolduruyorsun. Ver 10 liraya çocuk karnını doyursun. 50 tane satana kadar 100 tane sat. 200 tane sat. Yazık, günah değil mi bu çocuk? Bir tane Allah rızası için belediyesi, devletin memuru çıkıp da şöyle bir denetliyor mu ya? Şöyle bir bakıyor mu? Şuraya bak ya. Her şey başına almış gidiyor kardeşim ya. Bu oraya kadar gidecek? Ya ben pazarda görüyorum adam, vallahi de bir layda 4 liraya aldığı üzüm 12 lira ya. Şeftali 12 lira. Halde 3, 4 lira 5 lira kilosu. Kardeşim bu kadar fark olur mu? Ben de pazarcıyım ama ben yapamıyorum. Yapmıyorum da. Yapmam da. Yani Allah'tan korkması lazım insanların kardeşim. Millet tutturmuş korona. Kış oluyor, dolu vurdu. Sel vurdu. Kışın oluyor, kar yağdı, don oldu. Yaz oluyor, sel vurdu. Ya ne mahne ediyorsun arkadaşım? Bunun devletin adam diyecek, gel kardeşim buraya la. Şu halın içine bir gir bakayım, halde fiyatları ne kadar? 5 lira. Bu adam da götürsün satsın 7 lira, 8 lira. Adam ne yapsın kardeşim? Denetleyen yok, bakan yok, hiçbir şey yok. Şurada bak, ufacık bir sandviç 20 lira. E bu çocuk nasıl yesin kardeşim? Nereden alsın yesin?